अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा मैं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। फरारी एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही तेज स्पोर्ट्स कार्स बनाती है, और मैंने बहुत दफ़ा वीडियोस में ऑनलाइन देखा है कि फरारी बड़े बड़े ड्राइवरों से संभाली नहीं जाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर है कि आप जैसे ही चलाते हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हमने देखी है इस तरह की वीडियोज़। लेकिन आज जो हमारे पर वीडियो आई है वो आप सुन के भी हैरान और देख के भी हैरान होने वाले हैं कि फरारी को एक 6 साल का बच्चा चला रहा है, 6 साल का बच्चा। तो दिस इज वेरी डिफरेंट वीडियो, तो फौरन देखते हैं, चलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ओ, गेरी गेरी पुरे सो खिचन ने आदि इंशाल्लाह। ओ इनका बेटा वो तो कर सकता है। या बाबा सी ये वो बाइक वाला बच्चा ना, बाइक वाला। हां अबे इक टुलु ने तरसे गिदियो, चोक अजाइप या नस यापीप बोले मे कचिरदु मु ज़ेन तेरे उते बिना आशा götürsün herhalde। चश्मा चेक करो, उसका स्टाइल देखो। Küçük adam ya. Hadi bin Doğan abi, sen bir yerinde bir tur atın beraber. Acaba bana mı verir zaten? Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. O saat mi gears bir change kar raha hai wo, wow. Geri al, geri git. He? Kaymazsa dur dur. Babanı dinle, tamam. Ben sana okey verince, tamam mı? Gazla! Drifting bhi kar raha hai bhai. Logan Kabak. Arkadaşlar herkese merhaba. İskender. İnanılmaz bir video çekeceğiz. Benim de uzun zamandır çekmek istediğim bir video. Uzun zamandır dedim, 1-2 ay oldu. Zeyn'i biliyorsunuz, artık bilmeyen yoktur. Bütün dünya konuşuyor. Önümüzdeki haftalarda 4 yaşına girecek. Yani şu an 3 yaşında. 3 yaşında SF90 kullanıyor. Ferrari. Ferrari'nin en hızlı modellerinden bir tanesi bugüne kadar üretilmiş. Ve onunla drift yapıyor. Tamam. Bugün Zeyn'le birçok şey yapacağız. Tamam. Başlayacağız videoya arkadaşlar. Romork yüklemesinden tut, kameralarla sadece Mercedes EQS kullanacak. Yani birçok şey yapacağız bugün ama günün sonunda da bir drift yapacağız. Ve çok merak edilen Zeyn'in SF90'ı nasıl kullandığını göstereceğiz size. Yani koltuğunu, pedallarını falan her şeyini göstereceğiz. Çünkü inanmayanlar da çok varmış. Bugün bütün detaylarıyla Zeyn'le keyifli, güzel bir gün geçireceğiz. Hadi buyurun videoya. Hazırız abi. Sürprizle başlayalım. Bir sürpriz varmış arkadaşlar. Onunla başlayacağız. Buyurun abi. Şimdi Doğan abi, öyle sen iyi bir şoförsün. Seni bugün Zeyn'le bir test edeceğiz. Biliyorsunuz tamam. Zeyn'e zaten herkes kumandalı diyor. Yaşına inanmıyor. Hiçbirine inanmıyorlar. Sen bugün burada Zeyn'in her şeyini, gerçekliğini sen çekeceksin. Ben izleyeceğim. Açalım bir kapıyı. İlk önce Doğan abiyle Zeyn'in bir yarışını yaptıralım. Size şöyle bir organizasyon yaptım. Bu remorku garaja geri ikinize sokacaksınız Zeyn'le. Zeyn şimdi ilk önce oraya git. İlk önce Doğan abi yapacak. Sen izleyeceksin çünkü onu senden öğrenmesin. Oraya getir, bırak sen. Bir izleyelim bakalım. Direkt zaten kapı açıldı gitti, arabaya oturdu. Hadi git oraya, bırak onu. Ta ileriye kadar git. Kapıya kadar götür onu. Şimdi sen onunla geri buraya sokacaksın onu. Hadi inşallah. Zeyn bırak bakalım, izleyelim hadi nasıl yapıyor. Yapamaz diyor. Zeyn yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Niye? Zeyn bizi direkt taca attı ya. Şimdi abi arkaya doğru otur. Aynen. Zeyn gerisi nerede bunun? Hangisi gerisi? Bu. Bu mu gerisi? Tak geriye. Takmış tamam geriye mı, zaten taktın mı? Gaz nerede? Bu. Evet. Abi bu nasıl bir şey ya? Böyle mi Zeyn? Ama öyle gidersek terse... Abi iki türlü de terse gidiyor. Çok acayip ya. Nasıl yapayım? Böyle mi? Abi iki... Böyle de terse gidiyor, böyle de terse gidiyor. İleri git, topla. İleri gideyim mi? Toplayayım. Kaçırdı mı Zeyn? Hadi bakalım ne kadar zamanda yapacak. Abi o kadar milimetrik ki böyle bir şey olamaz ya. Direksiyonu şu kadar çeviriyorsun, arkası 40 santim gidiyor. Nasıl?
Ha böyle gideceğim. Ya, yine yardım ediyorsun. Yine yardım ediyor. Ama tabii Doğan abi bu gidişle biz bu günü burada bitireceğiz. Anlaşıldı. Mümkün değil ya. Ben çünkü ETS oynuyorum. ETS'de yanaştıramıyorum. Ustasına bırakıyorum tamam. Gel Zeyn. Hadi Zeyn al bakalım içeri. Göster hadi bakalım nasıl yapıyorsun. Abi gerçekten çok zor arkadaşlar bu arada. Küçücük çeviriyorsun direksiyonu. Tamam ne kalkı diye. Saçını da düzeltiyor. Açıl ya. İçeri gireceksin ya aç. İçeri al şimdi evet al içeri. Biraz daha evet çok güzel al içeri daha içeri. Wow. Burayı parking ulti reverse devam mi? Devam et çok güzel kurtarıyor. Çok güzel öyle devam et. Bak o kadar kendisine ki poposunu hafif o tarafa atıyor. Sadece böyle bakarak geliyor. Çok güzel. Topla şimdi. Kurtardı. Evet. Amazing. Ha. Ye to bade bade driver'ों के लिए मुश्किल होता है viewers में. Nasıl? Aferin. Zeyn bizi madar ettiğin için. Şey sarkıda bu. Abi, bu yarış bitti. Olamam. Harbiden çok zor ya. Zor zor. Arkadaşlar gel. İleride anlatacağım bunu anılarım arasında. Aa, Zeyn'e yenildiğimi. Tamam, güzel an oldu benim için. Bu arada şunu söyleyeyim. Bugün drift yapacağız. Merak etmeyin. Lastikler hazır mı abi? Eski lastikler üzerinde drift lastikleri. Zeyn duman. Dur çarpacaksın. S0. Göreceksin tamam mı? Şuradan getireceksin onu buraya. İçeriye sen götüreceksin. Şimdi Ümit abim bir getirsin onu yukarıya. Nasıl? Bunun gücü yeter onu. İçeriye sokabilirsin. Romarke diyor ki onun gücü yeter mi diyor buna. Yukarıya doğru ne? Oğlum bana böyle yan gözle bakıp kazamasın. Gel. Taktı mı? Harbiden mi? Bu arada bu işlere de arkadaşlar sağ olsun Toprakçı'nın vesile oluyor. Üç sene sonra bizi tanımayacak ben sana söyleyeyim. Konuşuyoruz arkadaşlar bu arada onu da söyleyelim. UTV ile iki tekere kalkıyor ya o görüntüde giriyoruz buraya. Orada mesela wow, ATV ile yapıyor. Stunts mi kar rahe? Ye bacca abdi si aise stunts kar rahe. Bada hoke kya karega? İki tekere kalkıp böyle ATV ile içten dönmek dünyanın en zor şeylerinden biriymiş yani. God gifted talent. Ağacın etrafından dön gel. Ne bile galiba. Dur bir gel. Ya पूरा ध्यान है हर चीज पे देखो उसे किस तरह वो छोटी सी जगह से लेकर आ रहे हैं. İleri, biraz daha ileri. Yavaş, tamam. Kapasın Ümit. Beni UTV'ni aşağı götür Sinan abimle. Aşağıya bırakın Sinan abimle gelin hadi. Hadi bırak aşağıya gel. Ha. Böyle çalıştırın. Dert kese gel. Reverse karne ke liye geri hatta se lag hard hai na wo kichuk adam ya wow oh god. Abi o nasıl bir çocuk gerçekten insan inanası gelmiyor ya. Ya bir de wow. Bana bakıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Wow. Zeyn hadi Mercedes al. Şuraya getir. Ferrari yükleyeceğiz. Getir Mercedes'i. Ayarını yap ama kendin ayarın var ya 3'e basıyorsun ya. Onu ben yükleyeceğim sen indireceksin. Koltuk ayarını yapmış 3'e kendini sadece kameralarla kullanıyor araba. Bu arabada koltuk pedal hiçbir şey yok. Hiçbir yeri görmeden sadece kamerayla kullanıyor. Aynen bizim kullandığımız ayarda şu anda araba. Aferin. Ne be o dosyayı gari. Dosyayı gari ha. Buradan bir şey görmeyeceksin. Araba kendi kendine geliyor. Normal Mercedes de. Hiç bir şey görünmüyor. Bir şakal bir nazar niye ağrı? Bu Riko. Nici guske çılayega usko.
abi kameraların ayarlarını falan. Kamera bir on ki yaz ne? Bir kamera ki dekhe chalayega. Aç. Koltuğu ayarladın mı koltuğu? Senin koltuk olmamış. लेके जा रहे हाँ उनके अपने ट्रैक पे लेके जा रहे होंगे यहाँ पे सेफ जगह पे जाना जरूरी है क्योंकि फरारी बहुत खतरनाक गाड़ी है. Evet arkadaşlar geldik şimdi piste. Zeyn arabayı indiriyor. Bayağı racing track. Rampalarını indirmeye. Şimdi kendi indirecek. Bu arada şeyi komple göstereceğiz size işte. Arabanın pedalları nasıl takılıyor, koltuğu nasıl takılıyor. Hepsini göstereceğiz size birazdan. Nasıl kullanıyor göreceksiniz yani. Şimdi size Zeyn'in sihirli aletlerini göstereceğiz. Gel bakalım. Zeyn şimdi değil koltuğunu takacağız, pedalları takacağız. Bekle. Aramızda inanmayanlar varmış, şimdi göreceğiz. Bu arada yolda gelirken sürekli şeyi soruyor arkadaşlar. O bizi geçti mi? Geçtiler mi bizi? Sürekli onu soruyor. Al pedalını götür oraya. Al. Tamam pedalını al. Götür oraya pedalını. Getir, yere koy oraya. Gel öteki pedalını al. Al bunu da. Gaz fren pedalını al, bunları götür oraya. Arabanın kenarına koy, takacağım onları şimdi. Götür. Bu da Mesih'in koltuğu. Için bebek koltuğu. Normalde ön koltukta isofix bağlantısı falan yok bu arada. Kemerle bağlıyorum. Onu sağlam tutturmak için oraya. Ne yapıyorsun? Araba mı kullanıyorsun? Vites at. Vites at. Vites düş. Otomatik kullanma Ferrari yasak ona. Ferrari'yi manuel kullanacak. Vitesleri kendi atacak. Hangisiyle vites atıyorsun? Vitesleri düş bakayım. İki kere. Ferrari için ara. Koltuklardan getiriyoruz ya. Aç. Artık sen kullanmıyorsun. Yok ben artık bıraktım arabayı ya. Benim arabayla bir işim var. Remorta getiriyorum bize. Zeyn beyefendi kullanıyor. İşi bittikten sonra da bunu mecbur biraz ekstra yükseltmem gerekiyor. Çünkü Ferrari'nin koltuğu çok aşırı derecede aşağıda. Bu gaz mı? O gaz, bu fren. Gaz pedalı arkadaşlar tabandan geldiği için. Super Legayesk Special Pedal. Kullanması zor aslında. Şöyle basıyor değil mi tabii abi gaza? Tabii şimdi onu zaten yapalım göreceksin. Yani tabanla bu kadar şey koyduğun zaman normalde biz gaza böyle basarız. Evet. Bunu bastığı zaman inmiyor aşağı. Şu yukarı kalkıyor bak. Bak şöyle anlatayım. Ha böyle bu hareketi şurada yapıyor. Şurada ya. Biz normalde topumuzu yere koyarız şu şekilde evet. Gaz veririz. Zeyn'in zaten ayakları havada yukarı doğru gaz veriyor arabaya. Şuraya da yastık koyuyoruz bir tane. Ferrari tabii çok alçak olduğu için ekstra yastık koymak zorunda evet. Kalıyor üzerini görsün diye. Şunu çeksin. Bu. Abi lagavra break. Tamam. Diye kor gitti. Hadi indir arabayı indir. Mesela bunu hiç çalıştırdın mı abi arabayı indirmeyi ramaktan? Yoksa direkt indir dedim. Geçen kendi indirdi. Hiç sıfır. O geçen videoda izlediğimiz yani ilk ve tek denemesiydi. Hayır, hiç antrenman hiçbir şey yok. Şimdi zaten bu da ilk defa gene yapıyor öyle söyleyeyim yani. O günü bir indirdi ama o ne yapacağını biliyor. Hadi indir arabayı bakalım. Gel kaldırayım ben seni. Koltuğunu bir ayarlayalım yüksekliğini, şey öndeliğini. Biraz öne alayım koltuğu. Ayağın yetiyor mu güzel? Frene bak bakayım. Camı indir. Arabayı aşağı al hadi bakalım. Kontağı aç. Kontağı aç. Elektrik modundan al arabayı. Normal yarış moduna al. Hayır buradan düğmeler var ya. Buradaki drift moduna alın buradan. Şimdi o sonra. Buradan normal hemen drift moduna çalıştırma alıyor. Moduna al arabayı buradan. Cold startı bekliyor şimdi. Araba ısınsın diye öyle indirecek. Az gaz ver ısıt arabayı. Tamam at bire gel yavaş yavaş. Yavaş. Yavaşça gel. Gel oraya park et. Yavaşça, yavaşça. Yavaş, sakin, yavaş. Evet, sert fren yapmadan yavaşça indir. Sert fren yapmadan yavaşça indir.
Devam. Camı indir, camı indir. Oraya bırak arabayı. Hop. Tamam, tamam, kurtardı, tamam. Hop Zeyn, önüne bak, önüne bak. Hadi giydirelim seni şimdi. Bakmayı unutmadım. Tamam, önüne bakmadın ama bak, burada motorlara yanaştın çok. Fren gaz oldu mu? Oldu. Hadi gel giyinelim. Burası kapenay. उसका नाम लिखा है evet, şimdi bir ısınma turu atacak pistte Zeyn, onu izliyoruz. Koltuğu falan her şey ayarlandı. Oo, manuele sen mi aldın? Tamam. Aferin. Hadi kendin kullanıyorsun. Çevir, çevir, çevir. Sen ben sigara tek rengi yıkıyor. Tek başına turluyor ya. Hiç tedirgin olmuyor musun? 15-20 tur kendi kullandı. Sen peki yanına oturuyor musun normalde? Tabii ilk başta ben öğrettim ona. İlk başta öğrettim. Öğrendikten sonra artık... Şaka değil. Şu an araba spor modda mı? Evet. Vites atışını gördü. Ve hep manuel kullanıyor arkadaşlar bu arada. Bip kis kiye? Seal belt ho gaya kuch ho. अभी उसके हाथों में जाती जान ही नहीं, उसको फौरन घुमा ले और आराम आराम से घुमाता है, लेकिन वेरी वेरी नाइस, बहुत ही एक्यूरेट चला रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें बिल्कुल भी थोड़ा सी घबराहट नहीं है। हाँ, इरामी नुत्तू çok heyecanlıyım. Bayağı bir attı vitesleri. Stop. Dur. Dur. Gel. Stop. Abi yağladı, gel. Abi ya, le kya baat hai. Wow ya. Wow. Hop. Koy. Dur. Tamam, dur. Hadi bin Doğan abi, sen bir yerine bir tur atın beraber. Zeyn, bir tur at gel, tamam mı? Hadi bir tur at gel. Tamam, kır. Tam kır arkasını. Tam kır, gel geri. Gel gel gel, serbest gel. Serbest gel, gel evet, gel. Evet arkadaşlar, hakikaten benim için çok enteresan bir gün. Bir beygirlik, bir Ferrari ve önümde şöyle bir şey var ya. Şuna bakar mısın? Gerçekten çok... Kitra serisi ama. Basarken bakın. Şöyle bir... Yavaş, yavaş, yavaş. Bakın gaza ne kadar şey basıyor ya. Çocuk gerçekten yavaş. Yavaş yavaş. İnanılmaz bir şey. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çocuğun dikkatini de dağıtmak istemiyorum çok. Ya. Uski can nikli. Daramam. İnanılmaz. Okay, it's amazing. İnanılmaz. वो बातें कर रहा है। हाँ। बाकिन गज़ा नासे बसियो। हाँ दिखिए, यावाश, दूर। हाँ दिखिए, बाकिन इचेरे, यावाश। तमाम केमेलेरी फ़ालम नेदेस। कैसे? नो दूर नो होमस।
Trip yapmak istiyor musun değil? İstiyor mu? İstiyorsan yapacağız. Yoksa yapmayacağız. Bak bana. Göreyim. İstediğini göreyim. Arabayı drift moduna al. Drift moduna çevir. Yukarıya, 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 yukarıya. Basık tut yukarıya. Çevirik tut. Hadi gel bakayım. Bir arabayı yanaştıralım ilk önce. Gel Zeyn. Bu drifting sikha rahe. Abi biraz daha şey yavaş. Usta mode change karvaya na. Zeyn gel, 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 gel. Dön. Yavaşça gel. Gel, gel, gel. Gel. Korkma gel, bir şey yok gel. Gel, gel Zeyn, gel, 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 gel. Gel. Karışma. Geri al, geri git. He? Tamam ama geri gel oğlum, biraz geri gel. Ben arabayı ayarlarım, onu sonra sen yapacaksın. Öteye kır, öteki tarafa kır. Tam öteki tarafa kır, sonuna kır, öteki tarafa kır. Kır öteki tarafa. Ben hazırlayayım, sonra sen yapacaksın. Gel geri biraz. Gel biri biraz. Sonuna kadar kır bu tarafa. Sonuna kadar kırdın mı? Birinci vites aldın mı? Freni bırakıp sonuna kadar tam gaz yapıyorsun, unutma bir kere de. Sonra pompalıyorsun. Ara gaz vere vere. Biliyorsun değil mi sen? İlk önce sonuna kadar vereceksin. Kaymazsa durdur. Babanı dinle tamam. Ben sana okey verince tamam mı? Tamam. Beni izle. Zeyn'in yanında oturan ben olmadım. Hazır mısın? Hazırım. Sonuna kadar freni bırak. Gazla. Çak! Sana helal olsun ya! Bu iki şakal denkli var iti piçe. Tamam tamam dur dur dur. Değişik şakalı. Tamam 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 dur 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 dur. Dur 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 dur. Boşa. Abartın. Al boşa. Çak! Sana helal olsun ya! Çak! Bak, çak. Bak burada bütün dünya duvar oldu. Ne duvar yaptın? Hadi geri geri al, oraya getiriyorum. Hadi. Duvar. Ama insan korkuyor. Al geri, geri al, yavaş yavaş arabayı oraya getir. Ne yaptı? Bu kurutma ne yaptı? Al yavaş. Ha baba, şuna basmam gerek. Hadi getir arabayı oraya, gel. Yavaşça gel. Hızlı değil ama bak, yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Bu kadar. Aferin sana. Çek. Oraya park et hadi, git oraya park et. Yavaş, yavaş. Oğlum şey. Tamam, böyle kal, güzel park et. Al boşa, tamam, tamam. Al boşa. Tamam. Hayır Doğan abi de içeride korkuyor anladın mı? 3 yaşındaki çocuk gaz veriyor bırakıyor. Elhamdülillah bugün de atlattı. Elhamdülillah. İstobet. İstobet. Kapat arabayı. Aferin sana. Zeyn'in dikkati dağılmasın diye çok konuşmadım bak. Elim ayağım titriyor. Benim kadar heyecanlanmamıştır ama eminim. İnanılmazdı gerçekten. Şimdi Kerem Sofu'yla biraz konuşuruz. Bitiririz. Çak. Ay. Aferin sana. Ne drift yaptın gene be? Ama başladım, abi bir şey diyeceğim. Çok dinliyor. Bir aşırı duru yapmadı dinliyor. Orada. Orada ben yokum artık onda araba. Bak kalbimi tut. Wow. Ama çok korktum abi. Dur 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 dur. Suratını şurada gördün mü? Bir gaz verdi bıraktı ya tam. Ben orada anladım zaten. Çok korkuttun sen bu abi. Korktum bak. Ne yaptın? Radya. Zeyn bir şey soracağım sana. Drift yapıyordun ya. Bir kere daha sonra durdun orada. Niye durdun? Devam etmedin. Çok mu yanaştın kenara? O bana dur dedi. Acayip dinliyor. Nasıl yapacağını bu şeyi? Maşallah ya. Aferin sana. Arkadaşlar zaten bir maşallah. Yazalım. Hadi çıkart hadi. Hadi çıkart. Abi öncelikle hakikaten çok teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim. Biz buraya her geldiğimizde arkadaşlar eşimle falan geliyorum. Öyle söyleyeyim. Allah sağ olsun o samimiyetteler. Ne yaptın? Duman mı yaptın? Kalk kalk.
Yani gerçekten ben çok heyecanlıydım. Zeyn'de en ufak bir heyecan yoktu. Ama kameraları gördüğü için abi bugün biraz sert bastı gaza, değil mi? Vallahi Zeyn'de yoktu. Etrafındaki herkes var. Bende de özellikle çok heyecan vardı. Ben öncelikle sana teşekkür ederim abi. Yani özellikle Zeyn'in şu anki aktüel durumunun videosunu çekmen güzel oldu. Çünkü Instagram'da tabii insanlar... Bacı! Hadi al bakalım. Kısko çay yemeği. İnsanlar sadece kısa kısa videoları görüyor. Bu gerçek mi, değil mi? Kumandalı değil mi? İşte yaşıyla alakalı. Sen bugün geldin tam doğal haliyle. Her şey neyse. Geldin onu çektin. Yanına oturduğun arabayı kullanışını, nasıl kullandığını. Yani bir nevi esasında oynanmayanlara da senin videonda bence net bir şekilde her şeyi göstermiş olacağız. O anlamda daha önce de 2 yaşındayken gelmiştin sen. Şimdi 4 yaşına girmeden önce de bu arada 2 hafta sonra 4 yaşına geldin. Beraber drift yaptınız. Bu tarihi artık hani olarak bir şey söyleyeyim hemen veriyorum. Yani bu benim için arkadaşlar. Burada dursun beraber konuşalım. Bu benim için hakikaten bu arada yani çektiğim en heyecanlı 5 videonun arasına girer. Onu net söyleyeyim. Yani tarihe bir anı bıraktınız. İlk 3'e girer abi. 3 yaşında, bir çocukla drift yaptınız Ferrari'yle. Yani bence bayağı büyük iş. Birçok yetişkin bu arada yapamaz. Ama 800 Nm torku var. 1000 beygir. Yani birçok yetişkin bunu yapamaz zaten. Ya çok kolay değil. Sebebi şu. Bu araba tamamen arkadan itiş bir araba değil. Önden de çekiyor. Arkadaşlar araba. Drift'i yaptığı yerse Zeyn'in çok dar bir yer. Sen bunu gördün. Evet. Yani tamamen geniş bir yer olsa çok daha rahat yapabilir. Ama o zaten araba drift başladıktan sonra yakınlaştığını kenarlara, tellere, o bariyerlere yakınlaştığını hissedince zaten gazı bırakıyor. Ateşi bir yedin de hani bunlar şu şekilde oluyor. Biz Zeyn'le tamam hala tam gaz devam ediyor. Biz Zeyn'le çalışıyoruz. Bu bir gerçek. Yani zaten bu olmaz piste, abi çalışmalı. Bu piste seninle kullandığı gibi ben hep yanında oturuyorum. Ne zaman vites atacak, ne zaman düşecek. Drift yapmadan önce yanında oturuyorum. Ne zaman gördüm ki hazır. İşte o zaman Zeyn'e diyorum buyur. Yani bu işler tabii çalışmalı. Çalışmadan olmuyor. Yani insanların tabii anlayamaması bu işi çok tehlikeli görmesi çok doğal. Ama burası bir yarış pisti ve burada biz bütün güvenlik önlemlerini alıyoruz. Zeyn'le alakalı onun kılına zarar gelmeyecek kadar ne kadar önlem alınabiliyorsa alıyoruz. Bir ama ülkemizde bilmiyorlar. Hissiyatı çok iyi çocuğun yani o da yani. Tele yaklaşıyor mesela kendi kendini bırakıyor bu arada yani gazı. Ben hemen hesaplarımı kitaplarımı yaptım arkadaşlar. Bir şey olursa evreni arabanın soldu. Hemen Zeyn'in ayakları alacaktım, tutacaktım, kaldıracaktım ama hiç gerek yok hakikaten hissiyatı acayip yani. Yavaş Zeyn yavaş. Ya, bugün, kontrol tamam onu. Yani orada çok müdahale etmeye şansımız yok ama tabii Zeyn gaz ve freni ayrı ayrı ayaklarda kullanmayı öğrendiği için ona hakimiyeti çok iyi. Mesela bir konu daha var. Buradan ben seninle beraber bunu dile getirmem lazım. Türkiye'de insanlar bunu bilmiyor. Ehliyet olmayan çocuk araba sürüyor. Şimdi sana da diyecekler ki ehliyet olmayan çocuğun yanına niye oturdun? Bu haksız, kanunsuz, doğru olmayan bir şey. Bakın burası bir yarış pisti. Yarış pistinde ehliyete ihtiyacınız yok. Ehliyet trafiğe çıktığınızda. Ola ki Kenan Sofuoğlu oğlunu trafikte Ferrari ile gözdirirse, bunu da biri görerse işte o zaman ben haksızım. Ama şu anki durumda bu çocuğun ehliyeti ihtiyacı yok. Ta ki bu çocuğun bir gün bizim hayalimiz olan Formula 1'e bile gitse ehliyete ihtiyacı yok. Amin. Yani ehliyet yarış pistinde ehliyet lazım değil. Max Verstappen Formula 1 dünya şampiyonu. Bu çocuk Formula 1'e 17 yaşında çıktı. Ehliyeti mi vardı? Ehliyeti bile yoktu. Ehliyete ihtiyacı yok. Yarış pistinde bu eğitimlerde, bu çalışmalarda bizim ehliyete ihtiyacımız yok. Önemli olan biz ona güvenli yerleri sağlayalım, oralarda çalıştıralım. Aynen öyle. Bu arkadaşlar yani çok ekstrem bir şey gibi olarak görebilir ama burada yanımızda bir dünya şampiyonu var. Onu unutmamamız lazım. Bunun gözetiminde burada başka bir şampiyonlar gibi biliyorsunuz. Başka yarışan arkadaşlar da var. Her şey yani burada aslında nizamına uygun bir şekilde şampiyon bir pilotun eşliğinde yapılıyor. O yüzden merak etmeyin. Siz Zeyn'e oturun. Arkanıza yaslanın. Zevkle izleyin. Çünkü ileride Zeyn inşallah dünya çapında bir pilot olacak. Biz de hepimiz alkışlayacağız. Peki bundan sonraki level ne abi? Şimdi pistte kullandı, yanladı. Şimdi ne yapacağız? Seneye ben ne çekmek için ya geleceğim? Şimdi şöyle, 2 yaşındayken de biz Zeyn'i çekerken videolarını ne kaldı? Yani motor kullandı, evet. Araba kullandı. Zeyn üretiyor, o potansiyeli veriyor. Yaptığı bazı şeylerden ben de yanında etrafında olduğum sürece bakalım hadi sana şöyle bir şey yaptıralım. Ya çalıştırıyorum ben onu sürekli. Sadece bu motor araba değil, başka konularda da çalıştırıyorum ama en önemlisi ne biliyor musun abi? En önemlisi bu çocuk bu konularda istekli. Bak biz burada çekim yaptırmıyor bize. Sürekli bir şey hız hız aramızdan geçip gidiyor. Zeyn istekli olduğu sürece daha çok şeyler yapar. Zaten Allah nasip ederse 1,5-2 sene sonra da yarışmaya başlıyor. Süper. Ondan sonra zaten asıl hedefimize, asıl rotaya girmiş olacağız. Şu an biraz işin eğlencesindeyiz. Biraz Zeyn'in dünya genelinde kimlik kartını çıkartma modundayız. Şu anda Zeyn'i dünya genelinde gerçekten çok fazla tanıyan insan var. Avrupa'nın bütün basın medyalarında, İspanya'nın Formula 1 programlarına varıncaya kadar oralarda hep yarışlardan önce Zeyn'in videolarını gösteriyorlar. Geleceğin Formula 1 pilotu diyorlar. Yorum medyaya meşe eski biliyorsun zaten. Gördüğümü ve duyduğumu söyleyeyim. Zeyn dikkat et lütfen bak öyle dengen bozulur. İki ayakla bas ona. Formula 1 pilotları diyor bu arada arkadaşlar. Tabii yani. Formula 1 pilotları Zeyn'in videolarını izlediğinde hazır olun. Hatta işte şu anki mevcut pilotlar emekliliğinize hazırlanan yeni bir pilot geliyor. Bu şekilde izliyorlar. İnşallah. Bu da sosyal medya sayesinde oldu. Yani kesinlikle. Bizim bu videoları yapmamızdaki başlı amaç
Sosyal medyada kendisi. Dünya genelinde kimlik kartını oluşturmak. Oluşturduk mu? Evet. Sadece geçen ay 50 milyon etkileşim yurt dışında. Yani bunun %13'üne baktığımızda %13 kısmı Türkiye, geri kalanı neredeyse %90'ı dünya genelinde izliyorlar. Kimlik kartını oluşturuyoruz. Bakalım Allah hayırlı uzun ömür nasip ederse yolumuz uzun. İnşallah. Vallahi ağzına sağlık. Çok güzel anlattı. Çok da teşekkür ederiz tekrardan. Önümüzdeki sene arkadaşlar değişik videolarla beraber olacağız. En kötü ihtimalle önümüzdeki sene Zeyn'in ilk yarışına gideceğiz arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, Zeyn'e maşallah yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Amazing, seriously. This is not amazing. This is something beyond amazing. ये not possible. Yes. इतना छोटे बच्चे का इस तरह से गाड़ी, सबसे मेन चीज होती है गाड़ी को सीधा 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 आप चला लें, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये रिवर्स करना, पार्किंग करना, ड्रिफ्टिंग करना, ट्रैक के ऊपर गाड़ी को मोड़ना, और वो भी फरारी, मैं कहता हूँ दिस इज इम्पॉसिबल. अमेजिंग. मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है. बिल्कुल. और वो बचपन से कर रहा है, हम उसकी वीडियोस देखते हैं कभी कभी जब आती हैं जब, तो हम उसकी वीडियोस देखते हैं. अमेजिंग है ये बच्चा, और वो बचपन से कर रहा है. और बच्चे उसको उसके उसके फादर भी उसमें बता रहे हैं कि वो डरता ही नहीं है. जिस बच्चे ने ये साबित कर दिया है कि वो वर्ल्ड चैंपियन का बच्चा है, और उसने ये पैदा होते ही बता दिया कि आने वाला वर्ल्ड चैंपियन मैं हूं, और उसने बहुत सारी जो है वो बीच में करतब भी कर रहा है, उसमें वो सारी चीजें चला भी रहा है. जो भी चीज को दे दें वो उसको चलाना शुरू कर दे रहा है. हाँ, मुझे तो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब यूरोप में बच्चों की भी रेसेस इस तरह होना शुरू हो जाए. नहीं, होती हैं, गो कार्ट की रेसिंग होती है, लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं होती. लेकिन इस तरह क्योंकि जिस तरीके से ये कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो है मीडिया इसको दिखाता है, क्योंकि ये कुछ बियॉन्ड है. नहीं, इसमें रेसिंग किससे करेगा, क्योंकि ये तो अकेला ही है ना. इसके साथ के बच्चे कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो यूनिक बच्चा. लेकिन लोग फिर अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे. नहीं, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड टैलेंट है, ये ट्रेनिंग से नहीं आता. क्योंकि वो बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि उसको कोई भी व्हीकल आप दे दें, साइकिल हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो, कोई भी चीज है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, वो चला ही जा रहा है पागलों की तरह. उसको नहीं पता हो हर चीज के ऊपर उसका पूरा कमांड हासिल है. हाँ. उसको पता कैसे चलानी, किस तरह क्या करना है. और उसके फादर सिर्फ बाइक खड़े होकर वो कर रहे हैं, बस उसके इंस्ट्रक्शंस देते हैं. जैसे हमें भी जरूरत पड़ती है, अगर हम लोग बहुत अच्छे ड्राइवर भी हैं तो हमें पीछे जरूरत पड़ती है, मतलब कोई रोकने के लिए बोले कि हाँ आने दो, थोड़ा सा आगे जा रहे, तो हमें पता होता है. लेकिन बच्चा है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है, और अमेजिंग. मैं कहता हूँ कि ये सीरियसली बोलती माशाल्लाह. और वो कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना है. हाँ, इनके कमेंट्स में भी जाके आपने माशाल्लाह जरूर लिखना, और हमारे कमेंट्स में भी आके आपने इस बच्चे के लिए माशाल्लाह जरूर लिखना, और इसके लिए दुआ करनी है कि ये तुर्की का नाम रोशन करे, और आने वाले वक्त में अपने बाप की तरह ये भी चैंपियनशिप जीते. तो बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो. थैंक यू सो मच, जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोज को शेयर किया करें. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.